Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yeni kanalıma hoş geldiniz. Evet artık biraz enerjiyiz çünkü hafta sonu hafta sonu dinleniyoruz evde. Ancak hafta sonu dinlenirken de böyle boş boş vakit geçirmeyelim. Hem de böyle finansal konularda biraz arka kapılarda kulislerde kalan konuşmaları dinleyelim. Hem böyle aklımız yettiğince dilimiz döndüğünce sizlere bilgi paylaşımında bulunalım. Bir sizden gelen sorulardan evet hepsini okuyorum ancak bazı konular var gerçekten 15-20 dakikalık video. Ben size ne yapmayı düşünüyorum? Böyle bir 10 dakikalık hap videolarda mümkün mertebe size en çok bilgiyi, en çok şeyi aktarmayı hedefliyorum. Ve bunu hedeflediğimden dolayı da her soruya cevap veremiyorum ama bütün şeyleri soruları okuyorum. Şimdi ilk soruya gelelim arkadaşlar merak edilen sorulardan. Ondan sonra konumuza devam edelim. Şimdi dünkü videomun altına Cihan suya batmaz yazmış arkadaş. Hem de yeni yazmış 5 saat önce güzel yorum. Ve örnekler için teşekkürler. Benim merakım bu konuştuklarınızı ne kadar gerçeğe dönüştürüyorsunuz? Bu çok güzel bir şey. Profesyonel borsacı mısınız? Eğer değilsiniz, bu kadar analizi nasıl yapacak vakit buluyorsunuz? Niyetim sizi yargılamak değil. Yalnızca kişisel merakım. başarılarının devamını dilerim. Şimdi tabii beni de çok merak eden insanlar oluyor. Selçuk Bey neredesiniz, nasılsınız filan diye. Ben kendim Ankara doğumluyum. Ankara Çankaya. Dikmen'de doğdum. Dikmen'de büyüdüm. Dikmen'de ilkokulu okudum. Dikmen'de ortaokulu okudum. Yani kişiliğimle ilgili çok fazla bilgiler merak ediliyor. Ve Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde liseyi Necati Bey'de Ankara Atatürk Lisesi'nde okudum. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni 1996 yılında jeoloji mühendisi olarak mezun oldum. Ve o günden bugüne de 1996 yılından beri de çalışıyorum. Borsa, evet borsaya bir merak konusunda girdik. Merak konusunda girince çok zararlar ettim. Çok zarar edince ben nerede zarar ediyorum, ne yapıyorum, niye bu böyle... Tamam önce bazı şeyleri öğreniyoruz ama öğrendiğimiz halde zarar ediyorduk. Ve şimdi bu Cihan Bey'in sorması sorusundan dolayı, sorduğu sorudan dolayı konuyu açıyor. Tabii ki şimdi neden zarar edeyim? Ben diyorum hisseyi öğrendim, zarar ediyorum. Faaliyet raporunu öğrendim, zarar ediyorum. Teknik analizi öğrendim, zarar ediyorum. Çünkü neden? Bu zarar en iyi öğretmendir arkadaşlar. Zarar en iyi öğretmendir. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hani diyorsunuz ya, Selçuk Bey siz profesyonel borsacı mısınız? Bunları ne kadar uygulayabiliyorsunuz? Şimdi bunları %100 uygulayabilmek kolay bir iş değil. Bunları %100 uygulayabilmek için çok ciddi bir tecrübe aktarmanız lazım. Bir de şöyle derim, ben bazen yaşlıların yanına giderim. Yaşlıların söylediği lafları çok önemserim. Bazen yaşlılar, İki dakikada size bir şey söylerler. O iki dakika söylemiş olduğu özet onun 70 yıllık hayatında edinmiş olduğu tecrübe sonunda dilden dökülen bir öğüttür. Tavsiyedir aslında. İki dakika. Birçok genç umursamayabilir. Çok umursamazlar. Ama gerçekten böyle bazen 10 dakika içerisinde 5 dakika içerisinde sizlere böyle dillere söylenip havada uçuşan sözleri eğer mantıklı yerlerde size gerekli olanları alırsanız belki o insanın 70 yılda yapmış olduğu hatayı yapmadan siz o tecrübeyle daha hızlı yön ve mesafe alabilirsiniz. İşte dediğim gibi buralarda bu borsa videoları çekerken bazen tecrübelerimizi anlatıyoruz. Bazen bazıları gerçekten algılamak istemiyor, görmek istemiyor. Onlara yapacak fazla bir şey yok. İşte diyor, fabrikalar yapılıyor diyor, temeller atılıyor diyor. 30 milyar dolar ciro yapılacak diyor. Arkadaşlar 30 milyar dolar korkunç bir para. Büyük bir para. inanılmaz bir para. Yani 30 milyar dolar ciro ya şu an borsada 10 milyar dolarlık şirket yoktu. Ereğli sanırım son bu hamlelerle Ereğli 10 milyar dolara açtı. Ereğli nasıl bir fabrika biliyor musunuz arkadaşlar? Ereğli'ye bir gittiğiniz zaman arabayla gidersiniz bir ucundan bir ucuna 10 kilometre sürer. Yani 20 dakika arabayla boydan boya geçersiniz. Ereğli böyle kocaman bir fabrika. Ve buna rağmen bu şirketin hasılatından bahsetmiyorum. Bu şirketin ederi 10 milyar dolar bile değildi düne kadar. Ve siz bırakın şirketin değerini bu yani yanında yarım saat arabayla seyahat ettiğiniz 30 dakikalık bir mesafe fabrika böyle 30 dakika yanınızdan geçiyor. Böyle bir fabrikaya bırakın bunun 3 katı bir fiyatı koyuyorsunuz ve bunun değerini değil hasılatını diyorsunuz. Ben de diyorum ki bilançoda ne varsa ben bilançoya inanırım diyorum. O yüzden gerçekten bazen tecrübelerinizi aktarmakta zorlanıyorsunuz. Lisanslı bir yatırımcı değilim. Ben bunları nereden öğrendim? Zarar ede ede öğrendim Cihan Bey. Yani zarar benim en büyük öğretmenimdi. Kafama öyle yazıldı ki beynime böyle perçinlerle benim yapmış olduğum zararlar kafama yazıldı. O yüzden hani argo tabiri vardır ya arasında. At terli artık çok fazla bir şeyler yemiyor. Öyle internet sitelerinde gemileri var, limanları var, şurada şu, şun su var, bu su var. Arkadaş çünkü niye? Tecrübe bunu anlatmıyor. Tecrübe çünkü bazen gerçekten çok çok fazla malı da olsa, çok çok fazla atılım içerisinde de olsa, yatırım yapsa bazen fiyatlanmıyor bazı şeyler. Ve gerçekten siz piyasa değeri, defter değerinin 15 katına, 20 katına aldığınız şeyler bir anda patır patır aşağıya da inebiliyor. Ha gitmesi gerekiyor. Kabul ediyorum. Gitmesi gerekiyor. Ama gitmiyor. Neden gitmiyor? Bunu hiç yaşamadın mı Selçuk Bey? 20 yıldır bunu en az, en az 15 defa yaşadım. Yani çok basit bir örnek. Evet ben nerede zarar yapıyordum? Ben diyorum ya her şeyi öğreniyordum. Bu öğrenmenin sırası var çünkü. Siz gidip teknik analizi en başta öğrenirseniz zarar edersiniz. Siz gidip hissede finansal okuryazarlığı öğrenirseniz yine zarar edersiniz. Siz gidip etraftan sağdan soldan hisse nasıl incelenir, piyasa değeri, defter değeri, FK nedir diye öğrenirseniz gene zarar edersiniz. Çünkü neden? Borsanın öğrenmenin metotlarının sırası vardır. Bu sıra nedir? Birinci sıra. Her şeyden önce. Bence teknik analiz bu alemde öğrenilecek en son şeydir. Yani siz kendinizi bir tecrübeye sahip olursunuz, bir noktaya gelirsiniz, bir seviyeye gelirsiniz. En son artık hisse almak ve teknik analiz. en. biz ne yapıyoruz? Bu katmanların hiçbirine gelmeden 9. kattan hemen işe girmeye başlıyoruz. Yani işe girmeye başladığımızdan dolayı hata yapıyoruz. Şimdi peki önce biz ne öğreneceğiz? Bir borsa yatırımcısının birinci kural öğrenmesi gereken Cihan Bey borsanın işleyiş mekanizması. Borsa nasıl işliyor? Borsada spekülatör nedir? Manipülatör nedir? Algoritmalar nedir? Pala nedir? Tahtacı nedir? Bu tahtaların, bu hisselerin sahibi var mıdır, yok mudur? Bunları öğrenmek lazım. Bunları bilmek lazım. Bunları bilmeden siz bir adım mesafe alamazsınız. Bunu öğrendikten sonra borsanın işleyiş mekanizmasını kafaya iyice yazdıktan sonra ikinci adım arkadaşlar finansal okuryazarlığı öğrenmektir. Ha finansal okuryazarlık. Evet, finansal okuryazarlık nedir? İşte piyasa değeri, defter değeri nedir? FK nedir? Açığa satış nedir? Yatırım nedir? Sermaye nedir? Borçluluk nedir? İşte nedir ondan sonra? Şirketin yatırım faaliyetleri nedir? Ben ne kadar para yatırırım, ne kadar para yatırırsam, ne kadar para içerisinde bunu kendime dönüşüm. İşte finansal okuryazarlığı öğrenirsiniz. Üçüncü aşama. Finansal okuryazarlığı öğrendikten sonra 3. aşama temel analizi öğrenmeye başlarsınız. Temel analiz nedir? bir şirketi her yönüyle incelemektir. Yani peki iş bir şirketi her yönüyle neyle inceleriz? Bizler bilanço bilançoyla inceleriz. Bilançosuna bakarsınız, borçluklarına bakarsınız, aktiflerine bakarsınız. Peki bu borçluklarda öz kaynaklar nedir? Faaliyet nedir? Yabancı para pozisyonu nedir? Yabancı para pozisyonu böylese ne olur? İhracatçı mıdır? İthalatçı mıdır? Bu faaliyet raporları nasıl okunur? Faaliyet raporlarında nerelere yatırım yapılıyor? Ha bu varlıklarını arttırmış mı? Toplam varlıkları nedir? Toplam borçları nedir? Nakit değerleri nedir? Sonuçta net karlılığı nedir? Net karlılık mı önemli? Net faaliyet karı mı önemli? Net faaliyet karıyla normal karlılık nedir? Bilançolarda yeniden değerlendirme nedir gibi temel analizi gerektirecek konuları öğrenmeniz lazım. Dördüncü aşama nedir? Hisse alıp aşamasıdır. Siz artık bir hisseye bu dördüncü aşamada bir değer biçebiliyorsunuz. Ha, bu hissenin değeri budur. Ama diyorum ya hayaller Paris, gerçekler Bağcılar. Yani oraya bakarken şuraya baktığınızda evet değer budur ama bir bakıyorsunuz fiyat evet değer 15 TL'ye çıkıyor. Ama fiyat 10 TL. Hop hemen atlayayım 10 TL. Çünkü niye değeri 15 lira? Selçuk Bey öğrendim ya ben. Dördüncü level temel analizde öğrendim. Borsanın, birinci aşama borsanın işleyiş mekanizmasını öğrendim. Finansal okuru yazarlığım var. Temel analizde öğrendim. Ve bunların sonucunda 15 lira çıktı. Hop dur orada. İşte 10 lira. Niye? 10 lira ucuz. %50 ucuz. Dur orada. Belki de bunu 10 liradan alırsın. Adam 7 TL indir. Ya 7 TL indirir mi? Niye indiriyor? Nasıl indiriyor? Çünkü burada artık değer değil. Fiyat işin içine giriyor. Peki fiyat ne? İşte fiyat sizin dördüncü aşamada burada öğrenmeniz gereken bir fiyat var, bir değer var. O fiyatı ben nereden ucuza alabilirim? Ben o fiyatı evet 10 liradan da alsanız ucuzdur. 11 TL'den de alsanız ucuzdur. 12 TL'den alsanız da ucuzdur. İşte 15 TL değerin altında ama 10 TL'den 9 TL'den almak varken niye 10 liradan alıyorsunuz? Veya 8 TL'den almak varken niye 9'dan alıyorsunuz? 7 TL'den almak varken neden 8 TL'den alıyorsunuz? İşte bunu size söyleyen teknik analizdir. Ha teknik analiz. Bazen fiyat değerin üstünde olabilir. Bazen de fiyat değerin altında olabilir. İşte bunları en son aşamada biz artık hisse aşamaya geldiğimizde teknik analizi öğrenmemiz lazımdır. Benim hobilerimden bir tanesi arkadaşlar akvaryumdur. Tropikal balık yetiştiririm ben. Kendimi de anlatıyorum bu şeyde. Her tür tropikal balık yetiştirdim. Amazon, Hindistan, Güneydoğu Asya her tür tropikal balıklar yetiştirdim. Yani diskustan benim ilk videolarımda vardır böyle. Böyle Nil çiklitleri, Amazon çiklitleri, Asya çiklitleri filan. Şimdi önce bir akvaryum kurarken adam hemen ilk aşağıda gider balık almak ister. Halbuki balık almak değil. Önce siz bir akvaryumunuzun kaç litre olacağına karar vereceksiniz. Akvaryumunuza bir yer sağlamanız lazım. Akvaryumunuza yer sağladıktan sonra bunun daha sonra hangi balık yetiştireceğinize bir karar vermeniz lazım. Ondan sonra bunun kum kalınlığını ve ona göre bir bitki faunasını oluşturmanız lazım. Ve bitki faunası oluşturmadan önce bir suyu koymanız lazım. O suyu bir hafta circle yani çevirmeniz lazım ki o su dinlensin ve bakteri kültürü oluşsun. Bakteri kültürü olmayan bir yerde tropikal balık yetişmez. Ve bir hafta o su döner ısısını, oksijenini ve bakteri kültürünü yani su kimyasını ve biyolojisini hazırlarsınız. Ondan sonra bitkilerini koymaya başlarsınız. Ondan sonra balıklarını koymaya başlarsınız. Ama siz gidip direkt hemen anında daha akvaryum daha yapılmadan veya akvaryum yapılırken akvaryum hakkında en ufak bir fikriniz yoksa gidip direkt akvaryumcudan hemen balık alırsanız o balık ölür. İşte borsada aynen onun gibi. Biz ne yapıyoruz? Hemen gidip Arkadaşlar balık alıyoruz. Balık almayacaksın. Teknik analiz senin öğrenmen gereken en son konudur. Teknik analiz artık renge gelmişsin, bu tip işler halletmişsin. Tahtacı nedir, pala nedir, fiyat nedir, bilanço nedir, değer nedir, borsa işleyiş mekanizmasını, yatırımcı bir her şeyi öğrenmişsindir. Ondan sonra ben hazırım dersin. Ben artık bu işe girerim dersin ve teknik analizi öğrenirsin. Ben bunları nasıl öğrendim? Ben bunları 6 ev parası kaybederek öğrendim Cihan Bey. Yani çok güzel bir soru. Çok akıllıca bir soru. Belki de bu video en önemli eğitim videolarından bir tanesi olacak. Çünkü neden? Çünkü bu işleri yapmadan bu işe girdiğin anda zaten aklın yetmez. Teknik analiz evet al dedi aldım. E ne oldu? E bilanço boş, içi boş. E niye boş? E bilanço dolu. Teknik analizi alıyor ama fiyat aşağı iniyor. Niye iniyor? E çünkü hani bilançoda dolu teknik analiz de al diyor. Evet fiyat aşağı gidiyor. Ben size bir yer göstereyim arkadaşlar. Akbank'ta. Akbank'ta alçalan üçgen formasyonu. Alçalan üçgen formasyonu aşağı kırması lazım. Yukarı kırdı. Yukarı kırdı. Böyle formasyonlar da var. E ne oldu? Niye? E çünkü bunun içinde borsanın işleyiş mekanizması. Bunun içinde bir tahtacı var. Bu adam size beleş para kazandırmaz. Bir pala var bu sistem. Hepsi bir, bir düğmeye bir yerden bir düğmeye basılıyor bir yer bir satışa başladığı zaman Akbank'ı da satılıyor, Ereğli'si satılıyor, Enerji Sası da satılıyor, Kort Sası da satılıyor, Vakıf Bank'ı da satılıyor, Ay da satılıyor, Lokman Ekimi de satılıyor. Hepsi bir an... peki nasıl oluyor bu iş? Nasıl yani? Bir düğmeye basılır basılmaz hepsi mi? İşte demek ki bir yerden bir şeyler kontrol ediliyor. Bunları da bilmek lazım. İşte arkadaşlar onlar da benim size göre şu saat altta üst tarafta benim eğitim videolarım var. O gün baktığımda 71 tane eğitim videom var. Ve bunların çoğu borsanın işleyiş mekanizması ile ilgili. Ben neden teknik analizi anlatmıyorum? Çünkü burada abone olan insanların birçoğunun bu eğitim videolarını ve borsanın işleyiş mekanizmasını öğrenmeden teknik analiz öğrenmeye çalıştıklarından dolayı hata yapacaklarını veya o teknik analizin gerektirdiği sonuçları elde edemeyeceklerine adım gibi eminim. Adım nasıl Selçuklu bundan eminim. Ve suçlanmak istemiyorum. O yüzden çok fazla teknik analize girmek istemiyorum. Çünkü neden? Anca yeri geldiğinde bir hisseyi incelerken veya bir grafiği incelerken işte şurada şu formasyon var, şurada şu teknik analiz var, şurada şunu kullanıyoruz. Bir de teknik analizin o kadar çok teknik analiz vardır ki Bollinger bandı yok sıkıştırır, Bollinger bandı sıkıştırır bir yöne patlar, öbürü al derken diğeri sat der, diğeri sat derken biri al der. Yani böyle biraz istatistik bilimi gibidir. Yani bir yalan söylemenin değişik bir metodudur. Ama Teknik analiz lazım mı? Bence lazım. Ama bence en son lazım. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Ayrıca bu hafta Şubat tatili çocuklarla şöyle bir kış tatili yapalım dedik. Bu hafta sizlere ben video yayınlayamayacağım. Ama Twitter'dan mümkün olduğunca önemli gelişmeler olursa sizlerle paylaşırım. Twitter adresimde etfinanssohbet diye geçiyor. Bir, bir hafta çocuklarla tatil yapalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.